Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Elif Kömürcü. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 12 Ağustos haftası borçlanma araçları birincil piyasada oldukça yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 2 ay ile 2 yıl aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 12 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 6 tane ihraç ile devam etmekte. Ayrıca aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinde 50 baz puan seviyelerinde yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Aktif Yatırım Bankası 182 gün vadeli ihracını %49 oranla 3 milyar lira, D Yatırım Bankası 91 gün vadeli %49,5 oranla ihracını 120 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası ise 182 gün vadeli ihracını %50,5 oranla 650 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Yapı Kredi Bankası önceki hafta benzer vadeli ihracını %49 oranla 221 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki 84 gün vadeli ihracını %49,5 oranla yaklaşık 381 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 19 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde Aktif Yatırım Bankası'nın yaklaşık 19 milyar 416 milyon lira, D Yatırım Bankası'nın 270 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 6 milyar 800 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'nın ise yaklaşık 7 milyar 846 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 2-3 aylık vadede Halk Yatırım %49,5 oranla 100 milyon lira, İş Yatırım %48,5 oranla 100 milyon lira, OYAK Yatırım %48,5 oranla 500 milyon lira, Türksel Finansman %49 oranla yaklaşık 160 milyon lira, Yapı Kredi Finansal Kiralama ise %49,5 oranla 170 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. 4, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde Alnus Yatırım değişken oranla yaklaşık 110 milyon lira, Çağdaş Factoring değişken oranla 150 milyon lira, Deniz Yatırım %50,25 oranla 250 milyon lira, Doruk Factoring %49,90 oranla 100 milyon lira, Dünya Varlık Yönetim değişken ve %51 oranla 2 ihracını da 200 milyon lira, Gelecek Varlık Yönetimi %52,25 oranla 400 milyon lira, İş Finansal Kiralama %44 oranla 400 milyon lira, Lider Factoring değişken oranla 50 milyon lira, Sümer Factoring değişken oranla 85 milyon lira ve Tere Yatırım ise değişken oranla 410 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 19 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde Halk Yatırım'ın 300 milyon lira, İş Yatırım'ın 1 milyar 181 milyon lira, OYAK Yatırım'ın 1 milyar 850 milyon lira, Türksel Finansman'ın yaklaşık 160 milyon lira, Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın 1 milyar 470 milyon lira, Alnus Yatırım'ın 450 milyon lira, Çağdaş Factoring'in 1 milyar 563 milyon lira, Deniz Yatırım'ın 1 milyar 727 milyon lira, Doruk Factoring'in 250 milyon lira, Dünya Varlık Yönetimi'nin 1 milyar 350 milyon lira, Gelecek Varlık Yönetimi'nin 600 milyon lira, İş Finansal Kiralama'nın 900 milyon lira, Lider Factoring'in 370 milyon lira, Sümer Factoring'in 390 milyon lira ve Tera Yatırım'ın ise 579 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, Carrefour'sa %53 oranlı 365 gün vadeli ihracını 400 milyon lira, Deva Holding değişken oranlı 728 gün vadeli ihracını 350 milyon lira, Dioboya %54 oranlı 177 gün vadeli ihracını 240 milyon lira, Eker Süt Ürünleri %51,75 oranlı 169 gün vadeli ihracını 300 milyon lira, Cortex Mensucat değişken oranlı 404 gün vadeli ihracını yaklaşık 538 milyon lira, Tüpraş ise değişken oranlı 730 gün vadeli ihracını 2 milyar 800 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraç sonucunda 19 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde Deva Holding'in 1 milyar lira, Dioboya'nın 690 milyon lira, Eker Süt Ürünleri'nin 300 milyon lira, Cortex Mensucat'ın yaklaşık 3 milyar 157 milyon lira, Tüpraş'ın ise 6 milyar 800 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka tarafında gerçekleşen ihraçların 3 ve 6 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini ve banka dışı finans kurumları tarafında vadelerin ağırlıklı olarak 12 ay seviyelerinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 6 tane ihraç ile devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşça kalın.